Bismillahirrahmanirrahim. Rehber TV'nin kıymetli izleyenleri, öncelikle sizleri selamların en güzeli olan Allah'ın selamıyla selamlar. Sizlere hayırlı akşamlar dilerim. Gündeme dair gelişmelerin konuşulduğu ve yorumlandığı gündemin nabzında bu akşam ABD'nin 100 yılın anlaşması planı ve İslam coğrafyanın geleceğine yönelik projeleriyle İstanbul seçimlerinin yansımaları ve siyasetin geleceğini, ikinci bölümde de son zamanlarda artan şiddet olaylarını, boşanma vakalarını ve RTÜK'e yapılan şikayetleri konuşacağız. ABD Başkanı Donald Trump'ın 100 yılın anlaşması dediği anlaşmanın içeriğini ve detaylarını, aslında bu anlaşmanın Filistin davasını tamamen tarihe gömmeyi, Filistin halkını bütünüyle Siyonist işgalin tahakkümüne mahkum etmeyi, işgalin kazıklarını iyice çakmasını, Kudüs üzerindeki Siyonist tahakkümünde tamamen meşrulaştırmasını savunmaktadır. Aynı zamanda bu şehrin, yani Kudüs'ün işgal rejiminin başkenti olarak tanınması için bütün şartların oluşturulmasını hedefliyor. Zaten ABD'nin Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasının amaçlarından biri de bu anlaşmanın fiili şartlarını oluşturmak için önemli bir adım atmaktı. Bu adımda işte 100 yılın anlaşması denilen bu sinsi anlaşma olduğunu hep birlikte kıymetli konuklarımla beraber göreceğiz. Efendim, konuklarımı anons etmeden önce bizlere takip eden arkadaşlarımız gündemin nabzı etiketiyle Twitter üzerinden soru, görüş ve önerilerini bizimle paylaşabilirler. Çok kıymetli konuklarım var, onları size takdim etmek istiyorum. Doğru Haber Gazetesi yazarı Mehmet Şerif Durmaz ve araştırmacı yazar Salih Güzel Beyefendi bizimle. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Katılımlarınızdan dolayı sizlere çok teşekkür ediyorum. Mehmet Şerif Bey, sizden başlamak istiyorum. 100 yılın anlaşması planı Trump'ın daha önce ortaya atmış olduğu bir plandı. Aslında belki de baktığımızda belki çok da basit gibi bir anlaşma gibi geliyor. Ancak iç olaylarına baktığımızda ciddi manada ABD'nin ekmeğine, ondan sonra İsrail ekmeğine ciddi manada yağ sürdüğünü görüyoruz. Bir nevi Filistin gibi yeni bir devlet oluşturmayı tasarlarken aslında Filistin'i toptan yok etmeyi düşünen bir antlaşma olduğunu görüyoruz. Bu antlaşmaya aslında baktığımızda şöyle diyebilir miyiz? 16 Mayıs 1916 yılında daha Birinci Dünya Savaşı devam ederken İngiltere ve Fransa Osmanlı Devleti'ni bölmeyi akıllarına koymuşlardı ki böyle bir anlaşma imzalamışlardı. Sykes-Picot Antlaşması. Biz bu 100 yıl antlaşmasını Sykes-Picot Antlaşması'na oranla biraz benzetebilir miyiz? Bir benzerliği var mıdır? Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Evvela bizleri ekranları başlarında izleyen Rehber TV'nin kıymetli izleyenleri Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Programımızın da hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan diliyorum. Allah razı olsun. Evet, 100 yıllık anlaşma, 100 yılın anlaşması diye ABD Başkanı Trump'ın geldiği günden beri gündeme getirdiği hususu son zamanlarda daha sık konuşmaya başladık. Bu anlaşma ile 1916 yılında Sykes-Picot Antlaşması arasındaki bir benzerlik var mı yok mu diye de soruluyor. Tabii elbette o gün yapılan anlaşmalar ile bugün yine ABD'nin başını çektiği bu 100 yıllık anlaşma, 100 yılın anlaşması diye tabir edilen bu anlaşmanın temel hedeflerinin aslında belli noktalarda birleştiğini söyleyebiliriz. Özellikle Donald Trump ABD Başkanı olduktan sonra İsrail ile Filistin arasında yaşanan mevzuya daha fazla ilgi göstereceğini zaten seçim öncesinde de ifade etmişti. Seçildikten sonra da bu konuya özel ehemmiyet gösterdi ve hakikaten İslam dünyasının hoşuna gitmeyen birkaç adım attı. Ne yazık ki ve ne acı ki İslam dünyası ABD Başkanı Trump'ın attığı adımlara karşı hiçbir şekilde karşılık vermedi. Sadece bu gibi adımlar attığında Müslümanlar meydanlara indi ve ABD Başkanı'nı, ABD'nin siyasetini, politikasını ve destek verdiği Siyonistleri, İsrail'i lanetledi meydanlara inerek. İşte ezanı yasakladılar, büyükelçiliklerini Kudüs'e taşıdılar ve dahi İsrail'in yapmış olduğu baskı ve dayatmaları normal ve meşru olarak gösterdiler. Bunlara karşı İslam alemi İslam çok ciddi manada tepki gösteremedi. İşte geldiğimiz noktada son 2 yıldır özellikle 100 yılın anlaşması diye bir anlaşma ortaya attılar. Ve bu anlaşmanın
Filistinliler ile İsrail il arasında olacağını ve bunun öncülüğünü de ABD'nin yapacağını ifade ettiler. Aslında bu anlaşma, açık söylemek gerekirse, Müslümanları, yani İslam alemini Filistin davasından uzaklaştırma anlaşmasıdır. Ve daha önce bu anlaşmanın maddeleri İsrail'i bir televizyon kanalı aracılığıyla basına sızdırılmıştı. Tabii çok ciddi manada tepkiler gelmişti ve bundan kısa bir müddet önce yine bu maddeler biraz daha detaylandırılarak ve biraz daha Filistin tarafının lehine olacak şekilde ve şaşırtmacalı bir şekilde tekrardan yansıtıldı ve detaylar aktarıldı. Şöyle diyebilir miyiz? Aslında hani sızdırıldı diyorlar. Aslında belki de bizzat İsrail devleti tarafından basınla paylaşılmış. Belki de biraz da toplumun İslam coğrafyasının nabzını yoklama amacı da taşıyabilir mi? Elbette. Tabii zaten belki de bunu bu herkes... Belki çok daha farklı şeyler de olabilir. Evet. Tabii. Bunu herkes biliyor ki bu anlaşmanın ayakları, birinci adımı basına yansıtılmasıydı, basına maddelerine sızdırılmasıydı. İşte sonraki adımlarını toplumun ve alem-i İslam'ın vereceği tepkiye göre de yapacaklar. İşte yine 25-26 Haziran'da Bahreyn'de yapılacak çalıştayda ABD'nin bu 100 yılın anlaşması adıyla adlandırılan anlaşmanın detaylarını açıklaması bekleniliyor. Evet. Bu da ifade ediliyor. Tabii işte ben yani baktım, yüzyılın anlaşması planının ana maddelerine neler var? Kısaca birkaç maddeyi ben söylemek istiyorum. Yani bu madde kesinlikle bu anlaşmanın maddeleri genel itibariyle Filistin davasını Müslümanların gündeminden çıkarmak istiyor. Ve özellikle yani bu anlaşma eğer kabul edilirse yine Filistin davası büyük bir zarar görecektir. Dolayısıyla bu manada Müslümanların da ciddi manada tepki vermesi gerekmektedir. Ben Sayın Durmaz, oraya geçmeden önce, hani maddelere geçmeden önce bir şey söylemek istiyorum. Aslına baktığımızda Siyonist işgalci ile ABD, evet, İsrail, yani hani Siyonist işgalcinin bir şekilde hani ilerlemesini her zaman isterler. Ancak baktığımızda Bahreyn 25-26 Haziran'da Bahreyn'in başkenti Manama'da işte Birleşik Arap Emirlikleri, ondan sonra Suudi Arabistan ve Mısır'ın da dahil olduğu bir çalıştay düzenlenecek. Bu çalıştay baktığımızda halkı Müslüman olan ülke yöneticilerinin eliyle, bizzat onların destekleriyle kurulmasını siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Zaten maddelerin içerisinde bu var. Bu yeni kurulacak, onların düşüncesinde ve onların belirleyeceği yerlerde yeni kurulacak yeni Filistin devletinin ekonomik, o devlete ekonomik açıdan katkıda bulunması gereken devletlerin başında zaten Körfez ülkeleri geliyor. Bu manada dediğim gibi birkaç maddeyi özellikle seyircilerimizle paylaşmak istiyorum. Yani bu anlaşma, yüzyılın anlaşması dedikleri anlaşmada neler var? Hamas, İslami camialar bu anlaşmaya niye çok sert bir şekilde karşı çıkıyorlar? İşte birkaç maddeyi ben nazarlarınıza vereyim ve bu işin vahameti biraz daha ortaya çıkmış olsun. Bir maddesi şöyle diyor ki, Batı Şeria'daki büyük Yahudi yerleşim yerleri bugün olduğu gibi İsrail'in elinde kalacak. Yani orada bulunan o yerleşim yerlerinin tümü İsrail'in elinde kalmaya devam edecek bugün olduğu gibi. Bir başka maddesinde diyor, Kudüs İsrail ile yeni Filistin arasında bölünmeyecek ve paylaşılmayacak. Ancak her iki devletin de başkenti sayılacak. Yani fiili olarak bütün yetkiler İsraililerde olacak. Sadece İslam aleminin tepkisini azaltmak adına burada diyorlar ki yeni Filistin ve İsrail arasında Kudüs bölünmeyecek, paylaşılmayacak, iki devletin de başkenti olarak kalacak. Yine bir başka maddede şu geçiyor, İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi yeni Filistin hükümetinin ilgileneceği eğitim alanı hariç Kudüs'ün tüm alanlarından sorumlu olacak. Kudüs'ün tüm alanlarından sorumlu olacak. Başka bir maddede şöyle, Mısır havalimanı, fabrikalar, ticari alanlar ve ziraat için Gazze şeridine bağlı bir şekilde yeni Filistin devletine toprak kiralayacak. Evet. Toprak vermeyecek, toprak kiralayacak. Ki bu
yüzyılın anlaşmasına en büyük destek verenlerden bir tanesi de Mısır. Evet. Mısır'ı da buraya almışlar ve Mısır kendi düşüncelerine göre ve kendi isteklerine göre Mısır'a da bazı şeyler yaptırıyorlar. Tabii bu anlaşma neticesinde onların isteğine göre kurulacak bir devlete maddi açıdan, ekonomik açıdan kimler yardım edeceği de bu anlaşma almışlar. Buna göre ABD %20'sini karşılayacak, Avrupa Birliği %10'unu, petrol üreticisi Körfez Arap ülkeleri ise %70'ini karşılayacak. Yine özellikle kabul edilmemesi gereken bir madde de şu ki, diyor ki yeni Filistin devletinin ordusu olmayacak. Evet. Ve sadece polis olacak, polisin elinde de basit silahlar olacak. Düşünebiliyor musunuz? Hafif yani aynı şekilde bir madde daha ben izninizle okuyayım. Diyor ki yeni Filistin'in korunmasını garanti altına alacağı ve bu tür bir koruma karşılığında yeni Filistin'in İsrail'e ödeme yapacağı yeni bir savunma anlaşması imzalanacak. İsrail'in tüm yabancı saldırılarına karşı. Yani İsrail ile Filistin, yeni Filistin arasında eğer bir saldırı bir olursa, bir çatışma olursa, yani bu konuda yine İsrail'in elini çok ciddi manada güçlendiriyor. Ben çok fazla uzatmadan yine bir madde daha okumak istiyorum. Diyor ki Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas Mısırlıların yanında bulunan, yani Mısırlıların yanında da bulunan şahsi silahları da dahil olmak üzere tüm silahlarını bırakacak. Yani direnişe tamamen silahları bırakacaksınız deniliyor. Sizin yeni kurulacak Filistin devletinde sizin herhangi bir savunma gücünüz olmayacak deniliyor. Sizin bir ordunuz olmayacak deniliyor. Bizim belirlediğimiz çerçevede belirlediğimiz yerler size kalacak. Diğer şu andaki bütün önemli noktalar İsrail'in kontrolünde olacak deniliyor. Hiçbir egemenlik hakkınız da olmayacak. Evet. Belediye hizmeti İsrail tarafından verilecek ve ona karşı da vergileri de İsrail devletine vereceksiniz. İsrail son devletine maddede vereceksiniz. Ben son olarak şunu da söyleyeyim. Deniliyor ki Hamas ya da Filistin evet maddenin başından okuyan Filistin Kurtuluş Örgütü bu anlaşmayı kabul eder ve Hamas ya da Filistin İslami Cihat Hareketi bu anlaşmayı reddederse bu iki hareketin liderleri sorumlu sayılacak. Ve Gazze Şeridi ile İsrail arasında yaşanan yeni bir savaşta ABD İsrail'in bu liderleri hedef alması konusunda destekleyecek. Yani açıkçası burada ABD yani direnişin elini tamamen zayıflatmak istiyor. Evet. Filistin'in bugüne kadar en büyük silahı olan direnişi tamamen bitirmek istiyor. İsrail karşısında ki biz bir İsrail'i bir devlet olarak kabul etmiyoruz. İsrail karşısında çok güçsüz duruma düşürülmesini istiyor. Dolayısıyla bu 100 yılın anlaşması olarak tabir edilen adlandırılan anlaşmanın olmaması, anlaşmanın uygulanmaması konusunda İslam aleminin üzerine çok ciddi manada işler düşüyor. Umarız İslam alemi bu konuda Filistin davasına, Kudüs'e, Mescid-i Aksa'ya sahip çıkar ve ABD'nin bu stratejisini ve bu murdar niyetini ve hedefini inşallah akim bırakır. İnşallah. Sayın Güliz, aslında maddeler biraz önce Sayın Durmaz da çok güzel bir şekilde izah etti ama baktığımızda hakikaten her bir madde bir zillet halini gösteriyor. Yani bir İslam coğrafyası için bir zillet halidir. İslam coğrafyasında bu konuda gerekli tepkilerin olmaması, yani gerekli bir çığlığın olmamasını siz neye bağlıyorsunuz? Ya şimdi Bismillahirrahmanirrahim. Öncelikle değerli izleyicilerimize Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Evet, yani Orta Doğu 100 yıldır görünen bir şekliyle İslam alemi maalesef emperyalist güçler tarafından dönem dönem yeri geldiğinde fırsatlar kullanarak hamleler yapılıyor. Maalesef tekrar şu an için bunların pik seviyelerinden birini tekrar Orta Doğu İslam alemi yaşıyor. Müslümanlar için önemli olan Filistin meselesi belki bazı devlet yöneticilerinin direktifleriyle İslam alemindeki artık bir adım daha atılarak Müslümanların siyasi iradeleri ve hamleleri akim bırakılmaya çalışılıyor. Halktan kaynaklı, halktan beslenen hareketler, halkın İslam ümmeti içindeki yapıyı burada
akim bırakacak uluslararası bir çerçeveye büründürmeye çalışılıyor. Ve gerçekten zaten kamuoyuna, medyaya yansıttığı zaman İslami bir perspektifle olayı değerlendiren yazarlar, çizerler, gazeteciler, yaşanan olay 100 yıl önce yaşanan modern bir Sykes-Picot anlaşması olduğu ortadadır. Kimdir o kız? O zamanın tarafları İngiltere, Fransa ve Fransa gizli anlaşmalar yapıyordu. Bu sefer İsrail'in güdümünde bir ABD Orta Doğu yeniden dizayn etmek istiyor. Orta Doğu'daki halkları ve yönetimleri kendi kontrolünde ve özellikle Müslümanlar için yani vazgeçilmeyecek kutsal bir mekanın, mücadelenin sembolü olan Filistin'i akim bırakmak, oradaki mücadeleyi, o mücadeleye destek veren yapıları ve bunun üzerinden bölgenin diğer İslam coğrafyasının diğer kısımlarını da kontrolüne alıp temelinde İsrail'in emellerinin gerçekleşmesi, İsrail'in etrafının güvenliğinin sağlanması noktasında ve maalesef bunu sağlarken de İslam ülkelerinin liderleri de körfez ülkeleri olarak nitelendirdiğimiz İslam toplumlarının liderleri bugün maalesef Amerika'nın ve İsrail'in bu emellerinin gerçekleşmesi noktasında ön ayak olmaktadırlar. Sayın Güzel, aslında baktığımızda terör rejimi İsrail'in, Filistin devletinin özellikle askeri kanadı olsun, polislerin olsun, ellerindeki o ağır silahların, yani ordunun elindeki silahların tamamını tasfiye etmeyi düşünüyor. Yani yok etmeyi düşünüyor. Sadece polis ve asker gücünde hafif silahların, sadece kendi koruma, polis gücüne dayalı bir silahın olmasını önlüyor. Yani öngörüyor. Aslında buna baktığımızda terör rejimi İsrail, Filistin devletini bu konuda askeri yönden tamamıyla güçsüz hale getirmek, onu tasfiye etmeyi de tasarlamıyorum bu konuda. Tabii zaten açık ve net. Hedef açık ve net bir şekildedir. Yani olursa sizin kontrolünüzü, sizin güvenliğinizi ben sağlarım. Benim mevzuatım, benim düzenlemelerim, evet, benim istediğim seviyede olur. Siz gelecek nesillerinize bu coğrafyanın, bu halkın, o demagojik yapının tümündeki egemenliği tamamıyla yönetimsel anlamda İsrail kendi kontrolünü almak istiyor. Neyin karşılığında peki? Mesela bugün gündemimize aldığımız veyahut da ABD'nin 25-26 Haziran'da Bahreyn'de gerçekleştireceği nedir? İsmini Refah için Barış. Yani ekmek üzerinden, ekonomik veriler üzerinden şu an için maalesef toplumu, ülke, bölge halkını kendi güdümüne almak istiyor. İslam coğrafyasını önce aç bırakmış. İslam bölgelerindeki, bakıyorsunuz, İslam coğrafyalarında yaşanan açlık, sefalet hepimiz birlikte görüyoruz. Yeraltı kaynaklarına Amerika ve emperyalist yandaşları kendi kontrolünü alıyor. Ondan sonra da bakın, siz önce ekmeğinize badanın, mücadele nedir, direnç nedir, direniş nedir? Bu yönüyle de direniş gösteren yapıların da ellerini kollarını bağlamak ve bunu da kendince yasal bir zemine oturtma hamlesidir. Ve bu planlamanın tümü açık ve net bir şekilde ortadadır ki İsrail tarafından planlanmış ve bugün bunun sadece sahaya sürülme boyutuyla Trump zaten geldiği günden beri siyasi hamleleriyle, söylemleriyle bunu açık ve net bir şekilde ortaya koyuyor. Aslında belki bazen söylediği söylemler Trump'ın, daha önceki programlarda dile getirdik, evet, sanki böyle akılsız bir insanın gösterebileceği, söyleyebileceği veyahut da siyasi anlayıştan uzak bir hamleymiş gibi değerlendiriliyor kimi iyi niyetli insanlar tarafından, yazar çizerler tarafından, siyasiler tarafından. Ama o tamamıyla Batı'nın, Amerika'nın içinde bulunduğu ruh halini ve içinden geçirdiği duyguları dışa yansıtan bir yönetim anlayışıdır. Yani bugün tamamıyla egemenliğiyle, yönetimiyle ABD'nin gücünü bugün İsrail'in egemenliğine, onun kontrolünde, onun emellerinin gerçekleşmesine amade etmiş bir Amerika ile karşı karşıyayız. Ve bunu çekinmeden ortaya koyuyor. Ve bu yaptığı, bu yönüyle de bugün Filistin coğrafyasında attığı adımlarla daha çok ekonomik gerekçeleri öne sürüp kendince bölgenin içinde bulunduğu, özellikle Filistin'in ve etrafının içinde bulunduğu ekonomik darboğazlığı gerekçe göstererek halktan, toplumdan veyahut da Filistin toprakları üzerinde direnişi kendine çözüm ve yöntem olarak belirlemiş, ancak İsrail'in bundan anladığını ortaya koymuş bir Hamas, evet, ve diğer direniş gruplarını pasifize etmedir. Ama işin Müslümanlar tarafından sevindirici yanı, burada bugün hem Filistin'in mevcut yönetimi, hem Hamas yönetimi, Gazze yönetimi buna en üst düzeyden katılmama ve İslam ülkelerinde bu noktadan kendilerini destekliyorsalar, açık net bir şekilde bu anlaşmalar sonucu ortaya çıkabilecek
sonuçları gördüklerinden dolayı, çünkü atılacak, kabullenilecek bu ekonomik gerekçeler veyahut da yönetimsel anlamda İsrail'i elini güçlendirecek Filistin topraklarında direniş gruplarının etkilerini minimize edecek veyahut da onların şah damarlarını kesebilecek öngörülerini iyi bir şekilde gördüklerinden dolayı en üst düzeyden tüm gruplar zaten buna karşı sesini yükseltiyor ve bu çalıştaya katılmayacaklarını ve İslam coğrafyasındaki liderlerin katılmaması noktasında bir çağrıda bulundu. Ama baktığımızda hakikaten de burada terör rejimi İsrail'i bu kadar pervasız kılan, onu böyle cesaretlendiren, ben diyorum ki bu devletlerin başında ABD gelmiyor. Diyorum ki İsrail terör devletini bu konuda pervasız kılan Birleşik Arap Emirlikleri, ondan sonra Suudi Arabistan ve Mısır gibi sözde halkı Müslüman olan devletin yöneticileridir. Onlardan güç alıyor, aldığını düşünüyorum. Anlayışı zaten Batı'nın emperyalistlerin Orta Doğu'da İslam alemindeki hamlelerinde Birinci Dünya Savaşı sonrası oluşturulan devletler, ümmetin parçalanması, özellikle halifelerin kaldırılmasından sonra ulus anlayışının yaygınlaşmasıyla bu şekilde maalesef emperyalistler İslam ülkelerinin liderlerini kendi kontrollerine aldılar. Evet. Ve bu yönde kendi anlayışlarına, kendi menfaatlerine hizmet edebilecek yönetim modellerini farklı farklı ülkelerde meydana getirdiklerinden dolayı bugün bunu artık kazanılmış bir hak olarak kendilerinde görüyorlar. Ve İslam ülkelerinin başlarındaki liderler de bu sanki onların kutsi bir göreviymiş gibi, İsrail yeri geldiğinde bakıyorsunuz kimi ülkelerden İsrail'e karşı yapılacak mücadeleyi dahi doğru görmeyen yapılar, ifadeler, sesler yükselebiliyor. Bu noktada zaten bu 100 yıldır yönetimler bu şekilde İsrail'e hizmet etme noktasında bazen perdeleme boyutuna girseler de açıktan bunu dillendiriyorlar. Ve bugün zaten Orta Doğu'da dikkat edin, biz artık geldiğimiz noktada o kadar ki yaralarımız büyük oldu ki şu an biz Suriye'den bahsedemiyoruz. Yani Suriye değil, bak önümüze öyle bir hale, karmaşık hale getirildi ki, yani farklılıklarımız, emperyalistler İsrail'in güvenliği noktasında ümmeti öyle bizi acılı bir duruma getirdi ki biz bugün Suriye'nin İdlib kentine atanan bombaları değil, bugün onun bir ötesini artık İsrail istediği şekilde Orta Doğu'da at koşturmak istiyor. Yani İsrail diyor ki ben ne dersem Orta Doğu'da o attı ben koşturacağım. Ve bunu yeri geldiğinde jandarmalık boyutuyla ABD üzerinden yapıyor. Yeri geldiğinden bölgedeki işbirlikçi İslam ülkelerinin yönetimleri şeklinde yapıyor. Bunda ciddi sorumluluklar düşüyor. Yani İslam ümmetinin başındaki liderlere bu hamlelerini bugün Filistin yönetiminin, Filistin Kurtuluş Örgütü yönetiminin başında bulunduğu yönetimin, Hamas'ın, İslami Cihad'ın çağrılarına kulak vermeleri gerekir. Çünkü birebir burada atılan bu çalıştayda ABD'nin ileri sürmüş olduğu ve 100 yılın anlaşması olarak nitelendirdiği bu durumda tamamıyla Müslümanların kutsiyetine, kutsal olarak belirlemiş olduğu, çünkü o kutsal topraklar sadece Filistinlerin müdafaa etmesi gereken bir coğrafya değil, bir bölge değil. Yani ben Müslümanım diyen herkesin sahiplenmesi gereken bir bölgedir. Bugün kendi dini teolojilerinde Yahudiler Siyonist anlayışa göre oraları kontrollerine almaya çalışıyorlar. Ve bunun da belki bazen diyoruz ki bu neden acaba bunu İsrail yerine getirirken, yani İsrail bunu yaparken Yahudiler yapıyor, Hristiyanlar Avrupa Birliği niye destekliyor? Onların da kendi evangelist Hristiyanlarda bu şekilde bir anlayışları var. Orta Doğu'nun o kutsal bölgenin kendi kontrollerine alıncaya kadar önce bir dönem Yahudilerin eline geçmesi gerekiyor Kudüs'ün. Onun için de gereken desteği vermekten hiçbir zaman geri durmuyorlar. Yani onlardan sonra sıra bize gelecek. Tabii, yani önce kendi inanışlarına göre, dini teolojilerine göre onlarda önce bir Yahudi yönetimi ele geçirecek Kudüs'ü, ondan sonra Hristiyanlar alacak. Bunun için onun yani hızlanması noktasında bütün gayrimeşru bütün zulümleri meşru görüyorlar. Tabii, onu destekliyorlar, ona zemin hazırlıyorlar, evet. Onu ekonomik boyutla destekliyorlar, siyasi anlamda destekliyorlar. Bunu bir bütün halinde de hiçbir zaman imtina etmiyorlar. Evet. Ama maalesef bizi üzen yanı nedir? İslam ülkelerinin bugün başlarındaki yöneticilerin bu hamleleri uluslararası hukuk çerçevesinde adı altında, perdesi altında sanki, evet, Filistin halkını çok seviyorlarmış gibi veyahut da Orta Doğu insanlarını, halklarını, İslam ümmetinin evlatlarını seviyorlarmış gibi maalesef uzaktan gelip bizim coğrafyamızı perdeliyorlar. Bir nedeni var. Birincisi İsrail'in güvenliğini sağlamak.
İkincisi kendi o bölgenin yeraltı ve yerüstü kaynaklarını ve insan kaynaklarını kendilerine sömürge, modern sömürge haline getirme hamleleridir. Yani bundan o maddelerin içerisinde sıkıştırmış oldukları, sanki Filistin'i çok seviyorlarmış gibi yeni bir Filistin devleti inşa etme gibi bir madde de eklemişlerdir. Sayın Durmaz, aslında baktığımızda hakikaten bu 100 yılın anlaşması Çalıştay'ına bir ön ayak olsun diye bir Çalıştay düzenlenecek ve bu Çalıştay terör rejimi İsrail'in herhangi bir başkentinde, herhangi bir ilinde, herhangi bir yerinde değil, Washington'dan değil, Avrupa Birliği'nin herhangi bir ülkesine değil de Bahreyn'in başkenti Manama'da düzenlenmesi, bir nevi kalkıp da kendi kötü emellerine İslam ülkelerinin üyelerini de bu konuya katkı sunmaları için de yapmış olabilir mi? Evet. Bu konuyla alakalı Hamas'tan yapılan bir açıklama vardı. Hamaslı yetkili şu ana kadar Bahreyn'de yapılacak bu Çalıştay'a kendilerine bir davet, Çalıştay'a katılmak üzere kendilerine bir davet gelmediğini, geldiği takdirde de kesinlikle katılmayacaklarını, en üst en sert bir şekilde kabul etmeyeceklerini ifade etmişti ve aynı şekilde şunu da ifade etmişlerdi: biz bu Çalıştay'ın Bahreyn'de yapılmak istenmesi karşısında Bahreyn bunu kabul etmemesini beklerdik. Aynı şekilde oraya katılan İslam ülkelerinin de, Arap Körfez ülkelerinin de oraya katılmayı reddetmelerini beklerdik diye bir açıklama yapmıştı. Dolayısıyla aslında bu Siyonistlerin ve emperyalistlerin bir sinsi oyunudur. Çünkü şu anda sadece Filistin toprakları hedefte değildir onlar için. Evet. Onlar için bütün mübarek beldeler, bütün İslam coğrafyası hedeftedir. Çünkü zaten emperyalizmin ve destek verdiği Siyonizmin en büyük hedeflerinden bir tanesi, yıllardan bu yana da uyguladıkları İslam coğrafyası içerisinde o ülkeleri ve Müslümanları birbirlerine, birbirleriyle çatıştırmak ve aralarına nifak sokmak ve bu şekil kendi sorunlarıyla meşgul eder hale getirip emellerini uygulamaya çalışmak. Ve bu da zaten yıllardır bunu yapıyorlar, bunun hedefindedirler ve bunun amacını da güdüyorlar. Ne yazık ki başarılı olmamışlar diyemiyoruz. Çünkü dönüp baktığımızda işte Yemen'de, Suriye'de, Afganistan'da, Irak'ta İslam toprakları, İslam beldeleri dediğimiz her yerde savaş var, katliam var, gözyaşı var ve insanlar acı çekiyor. Bunun müsebbiplerine baktığımızda, buna sebep olanlara baktığımızda yine aynı isimleri görebiliyoruz. ABD ve ABD'nin destek verdiği yapılar, güçler, bunların perde arkasında kimler var? Siyonistler var. Dolayısıyla bunları görmek lazım. Eğer bugün biz İslam alemi olarak, Müslümanlar olarak bu anlaşmaya sarf-ı nazar edersek, bu anlaşmayı görmezden gelirsek, ABD'nin emellerinin gerçekleşmesi için sesimizi çıkartmazsak, yükseltmezsek, tepkisiz kalırsak, emin olun ki Kudüs davası zarar görecektir. Filistin davası zarar görecektir. Bakınız, ne zaman ki Kudüs hür olmuşsa, Kudüs işgal altından kurtulmuşsa, İslam alemi, Müslümanlar hür olmuştur, Müslümanlar zulümlerden kurtulmuşlardır. Ama ne yazık ki ne zaman ki Kudüs işgal altındaysa ve ne zaman Kudüs o Siyonistlerin postallarıyla kirletiliyorsa mübarek beldeler, işte o zaman ümmet yara içerisindedir, ümmet sıkıntı içerisindedir. Emin olun ki bugün eğer bizler o Kudüs meselesini, Filistin meselesini çözersek, şu anda İslam coğrafyasında yaşanan sorunların tümünün çözümüne gidebiliriz. Çünkü ana sorun oradadır. Yıllardan bu yana da bu böyle bilinmiştir ve böyle de bilinmesi de gerekmektedir. Dolayısıyla Müslümanlar olarak hakikaten çok ciddi manada bu konuya sahiplenmek zorundayız. Bu Kudüs meselesine sahip çıkmak zorundayız. İşte sadece belirli gün ve zamanlarda değil, bir bütün olarak yılın, yani bir program dahilinde yıl boyunca İsrail'e karşı tepkimizi üst düzeyde göstermeliyiz. Özellikle İslam ülkelerindeki idareciler bu konuda çok ciddi manada sorumluluk altındadır. Evet, bugün yöneticilerimiz belki şunu söyleyebiliriz. Yöneticiler
emperyalistlerin, yani Batı'nın kontrolü ve güdümündedirler diyebiliriz. Evet, öyledir. Özellikle Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, bu ülkeler hakikaten tamamen zaten ABD'nin kontrolünde. Mısır, yani Mısır'da neler olduğunu hepimiz biliyoruz. Evet. Büyük Suudi Arabistan'da neler olduğunu, neler yaşandığını, ABD ve Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin neler olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Prens Selman'ın yani ABD yöneticileriyle ilişkilerinin neler olduğunu, hangi konularda anlaşmalar yaptığını çok iyi biliyoruz. Bu yıllardır ve aylardır konuşulan meseleler. Dolayısıyla tüm bunlara rağmen Müslüman ülkelerin halkları bu konuda sorumluluk almalıdırlar. Kendi yöneticilerine baskı yapmalıdırlar. İşte yıllardan bu yana söylediğimiz gibi bir devlet olarak İsrail'i tanımaktan vazgeçmek zorundayız. Eğer bugün İsrail İslam ülkeleri tarafından devlet olarak tanınmamış olsaydı bu pervasızlıkları yapmazdı. Ama ne yazık ki İslam ülkeleri İsrail'i devlet olarak tanıyorlar. İşte biz de diyoruz ki bu İsrail'i bir devlet olmayan, 1948 yılında kurulduğunu söyleyen ve 1967 yılından bu yana Kudüs'ümüzü, Filistin topraklarını işgal eden o devlet olmayan İsrail'i devlet olmaktan, devlet olarak tanımaktan vazgeçmeleri gerekiyor. Aralarındaki siyasi, ticari ve ekonomik ilişkileri gözden geçirmeleri gerekiyor. Eğer bugün bu adımlar atılırsa İslam ülkelerinin halkları yöneticilerde baskı yapıp bazı adımlar attırabilirlerse Kudüs davasında ABD ve İsrail amacına ulaşmayacaktır. Evet. Bakın eğer burada amaçlarına ulaşırlarsa bir bütün olarak İslam alemi yaralanacaktır. İslam alemi çok ciddi sıkıntılar yaşayacaktır. Sıkıntıların başlangıcı olacaktır. Yani ABD bu 100 yıllık anlaşma, 100 yılın anlaşması dediği anlaşmada diyor ki ben İsrail ve Filistin arasında arabulucu olacağım. Ben bu meseleyi çözmek istiyorum, bu meseleyi nihai bir şekilde çözeceğim. Ki ABD Başkanı Trump'ın da ifadesinde biliyorsunuz nihai çözüm diye adlandırılıyor bu 100 yılın anlaşmasını. Ama asla böyle bir şey söz konusu değildir. Kimin için çözüm? ABD eğer arabulucuysa biliyorsunuz ki arabulucular tarafsız olmalı. Ama ABD tarafsız değildir. ABD İsrail'in tarafındadır ve İsrail'in amaçlarına hizmet etmek için vardır. İsrail'in güvenliğini birinci hedefi ve öncelik siyaseti yapmıştır. Dolayısıyla burada ABD kesinlikle arabulucu olamaz. Arabulucu değildir. Filistinli yetkililer de, Hamaslı yetkililer de zaten bu konuda çok taraf oldukları güzel için bir duruş sergiliyorlar. Eyvallah. Kesinlikle bu anlaşmayı kabul etmediklerini ifade ediyorlar. Ancak peki Hamas ve bazı İslam ülkeleri bunu kabul etmiyor. ABD ve İsrail ve dahi bazı destekçileri bunun uygulanması için işte çalıştaylar yapıyorlar. Ne olacak peki? Uygulanmayacak mı? Ne acı ki ben bunu söylemek istemem lakin söyleyeyim. Ne acı ki eğer biz Müslümanlar olarak, alem-i İslam olarak sessizliğimize ve tepkisizliğimize devam edersek emin olun ki bugün olmaması gerektiğini ifade ettiğimiz hususlar olmuş olacak. O yüzden İslam aleminin üzerine çok ciddi manada sorumluluklar düşüyor. Bugün kimse Filistin meselesinden söz etmiyor. 25-26 Haziran geldiğinde ki bugün burada kaldı 12-13 gün. 25-26 Haziran geldiğinde ABD bu konuyla alakalı açıklamalar yaptığında İslam alemi daha yeni mi meydanlara inecek? Yani halklar yeniden yeni bir şey olmuşçasına İsrail'i ve ABD'yi telin etmek adına, lanetlemek adına o zaman mı meydanlara inecek? Ben de diyorum ki o zaman meydanlara inmemiz bize çok fayda sağlamayacaktır. Evet. Bugün bizim bir irade ortaya koymamız lazım. Bizim bir düşünce ortaya koymamız lazım. Bu İslam aleminin bağrına saplanan hançeri çıkarmamız lazım. Eğer biz bunu yapmazsak emin olun ki iyi ABD de İsrail'de emellerine erişmiş olacak ve biz de seyredeceğiz. Çünkü yakın zamanda yaşanılanlar örnektir. İşte ABD'nin Kudüs'e büyükelçinin taşıması. İlk çıktığı zaman bu Trump'ın bu sözü yani ben ABD yani Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyacağım ve
büyükelçiliğimizi oraya taşıyacağım diye dediği zaman kimse Müslüman alemi, İslam alemi inanmıyordu. Evet. Ama ne oldu? Yaptı. Yaptı. Ve bizler şu anda ne yapıyoruz? Sadece izliyoruz. Sadece. Dolayısıyla bizim sorumluluğumuzu hatırlamamız lazım. Bizim özümüze dönmemiz lazım. Bugün bunları yapmazsak emin olun ki yarın çok geç olacak. Ülkeleri idare eden yöneticilere, iktidarlara çok ciddi manada sorumluluklar düşüyor. Evet, evet, Türkiye'nin bu manada bir duruşu var. Sayın Erdoğan'ın Filistin konusunda bir tavrı ve duruşu var. Takdir edilecek. Ancak yani yeterli midir? Yeterli değildir. Bu konuda daha ciddi ve daha mutlak çözüme götürecek adımların atılması lazım. Fiili adımlara geçmesi gerekiyor. Sayın Güzel, aslında Sayın Durmaz çok güzel tespitlerde bulundu. Bir de şöyle baktığımızda bu Çalıştay'ın, yani 25-26 Haziran'da düzenlenecek olan Çalıştay'ın Birleşik Arap Emirlikleri'nde değil de, ondan sonra Suudi Arabistan'da değil de, Mısır herhangi bir yerinde değil de, Bahreyn'in başkenti Manama'da düzenlenmesi, ki Manama hükümeti bu konuda bu Çalıştay'a katılmayacağını deklare etmelerine rağmen, açıklamasına rağmen, neden bu Çalıştay Manama'da düzenleniyor sizce? Yani Bahreyn'de kısmen de olsa hala ABD ile onun güdümüne girmeyen belki yapılar, toplumsal yapılar mevcut. Bundan dolayı hem bu şeyi kırabilmek hem ABD'nin oradaki muhalif diyebileceğimiz ABD ile çalışan yönetime, Bahreyn yönetimine karşı Gözkırtma. Duran siyasi anlayışı biraz pasifize etmek, biraz daha güçsüz kılmak veyahut da onun bu şahsında bu direnci kırma boyutudur. Yani bu yönüyle baktığımızda bu ABD'nin zaten mesela diyelim ki bir bölgede yapmak istediğinde birden önce kültürel veyahut da damarsal denasıyla oluşur, siyasi denasıyla oynamaya çalışır. Evet. Bahreyn'de bu noktada maalesef böyle bir sanki cerrahi operasyona, siyasi operasyona maruz kalıyor ve bu noktada bunu biraz daha da pasifize etmek, o varsa bir direnci de kırma boyutuyla. Yani aslında şöyle diyebiliriz, Bahreyn bu Çalıştay'a herhangi bir konuda taraf olmamasına rağmen onu da sanki işin içindeymiş gibi, sanki bu Çalıştay'a destek veriyormuş gibi havasını estirmek istiyor mu acaba? Tabii işin bir aslı boyutu bu. Bir de Bahreyn'in biraz da dini anlamda farklılığı, biraz Şii olması, evet, yani bu diğer yapının içinde onu orada gerçekleştiriyor olarak belki bir damar da oradan Şii mezhebi üzerinden İran karşıtlığında onun üzerinden toplayabilme boyutudur. Yani şimdi yaparken bir taşta ABD yapmış olduğu bir hamlede birçok boyutlu. Bu konuda İran'a da bir mesaj, evet, göndermiyor mu sizce? Sosyolojik olarak, siyasal anlamda buna meyleden yapıları pasifize etmek, onu biraz daha güçsüz hale getirme boyutudur aslında. Evet. Bunun da bir çıkarımı da. Çünkü baktığımız zaman siyasi, sosyal ve ekonomik olaraktan Bahreyn ve İran arasında çok ciddi manada ilişkiler olduğunu da görüyoruz. Yakınlık var. Bu yakınlığı bir nebze olsun sekteye uğratmak, biraz kendi tarafına çekmek. Çünkü bu tür durumlarda ülkeler siyasi hamleler ve kararlarını verirken birden her şeyi kendi istedikleri kontrolü, şekle büründürmeye sahip olamadıkları zaman bunu aşamalı bir şekilde gerçekleştirme yolunu denerler ve bu da o yollardan biridir diye ABD'nin Şii dünyasına karşı bu noktada bir el uzatma, İran'dan bir parça koparma veyahut da onu, o bütünlüğü bozma noktasındaki bir hamlesi olarak da değerlendirmek mümkün tabi. Kesinlikle. Evet. Çok fazla vaktimiz yok ama sorularımız çok fazla, konumuz fazla var. Bu konuda Sayın Durmaz, İstanbul seçimleriyle ilgili bir şeyler konuşmak istiyoruz ki vaktimiz çok dar. İstanbul seçimleri yenilendi. Ondan sonra Ekrem İmamoğlu arasında Millet İttifakı'nın adayı, ondan sonra Cumhur İttifakı'nın adayı Binali Yıldırım arasında ciddi manada bir rekabet olduğunu görüyoruz. Yapılan, hani bu seçimden sonra az da olsa bir oy oranı biraz düştü. Hani aradaki fark oranı düştü. Bu seçimde sizce ne olur? Yani Millet İttifakı'nın adayı olan İmamoğlu ile Cumhur İttifakı adayı olan Binali Yıldırım, acaba nasıl bir seçim olur? Nasıl bir seçim atmosferi geçer İstanbul'da? Evet. Burada çok fazla kalmadı zaten. 23, evet, Haziran'a az bir zaman kaldı. Artık adaylar son çalışmalarını yapıyorlar. İşte 2 gün sonra adaylar bir TV programında karşı karşıya gelecekler ve kendi politikalarını, vaatlerini, siyasetlerini paylaşacaklar, konuşacaklar. Tabii İstanbul seçimleri aslında bir
yerel seçim havasında geçmiyor. Evet. Bugün İstanbul demek, Türkiye demek. Dolayısıyla İstanbul'da seçimlerin bu şekil olmasını da aslında çok garipsemiyoruz. Çünkü şu anda yani İstanbul'daki insanlar, oyu İstanbul'da olan insanlar oy kullanacaklar. Ama İstanbul seçimleri Türkiye'deki bütün vatandaşları ilgilendiriyor ve aynı şekilde sonucu etkileyecek. Yani bütün vatandaşların sonuç bütün vatandaşların ilgisi dahilinde. Yani herkes İstanbul seçimlerinin ne olacağını, sonuçlarının nasıl olacağını merakla bekliyor. Bunun içinde iki aday da Binali Bey de Ekrem Bey de çalışmalarını çok ciddi manada sürdürüyorlar. Kamuoyundan, basından çok yakın bir şekilde takip ediyoruz. Her gün yeni yeni vaatlerde bulunuyorlar. Dolayısıyla bu konuda vaatlerde bulunmaları, siyasetlerini ve düşüncelerini halkla paylaşmaları güzel bir şeydir. 31 Mart'ta malum yapılan seçim sonuçlarından dolayı iptal edildi. Yaşanılan bazı usulsüzlükler ve AK Parti'nin itirazı neticesinde iptal edildi ve şu anda 23 Haziran'da yapılacak. Dolayısıyla bu seçim sürecinin az kalan seçim sürecinde de yine tarafların şu ana kadar devam ettirdikleri stratejiyi devam ettirmelerini çok fazla ötekileştirici, kutuplaştırıcı ifadelere başvurmamalarını vurmamaları gerektiğini düşünüyoruz. Evet. Ki zaten şu anda iki taraf da bu manada çok kapsayıcı vaatlerde bulunuyor. Çok bol keseden vaatlerde bulunmaları. Evet, aslında yani bu halk için iyi zaten. Yani çünkü yerel seçimlerde beklenilenler halkın faydasına olacak, halka hizmet edilecek adımların atılmasıdır yerel seçimlerde halkın beklediği. Bu manada şu anda halk çok fazla hizmet beklemiyor. Çünkü AK Parti, CHP rekabeti de değil. Yani biraz daha farklı bir rekabet oldu. Çünkü biliyorsunuz İmamoğlu'na birçok parti destek verdiğini açıkladı. İstanbul'da adaylar çıkarmadılar. O partilerin isimlerini zikretmeye gerek yok. Aynı şekilde bazı sağ kesimdeki partiler de aynı şekilde aday göstereceklerine rağmen yine birçoklarının gönüllerinde Ekrem İmamoğlu'nun kazanması yatıyor. Yalnız diğer taraftan yani Binali Yıldırım Bey de bu manada takip ettiğimiz kadarıyla ciddi çalışmalar yapıyor ve İstanbul için de bir şans olduğunu ifade ediyor. Çünkü biliyorsunuz Binali Yıldırım yaptığı işlerden de daha önceki görevlerinden de biliyoruz. Görev adamı yani halka hizmet etmeyi isteyen, seven bu manada çalışan biri. Dolayısıyla İstanbul seçimleri bu manada sonuçları hepimizin de çok ilgiyle beklediği, merakla beklediği bir sonuçtur. Evet. Sonuç evvela ne olursa olsun özellikle sandıktan halkın hür iradesi çıkmalıdır. Yani usulsüzlükler, hileler ve farklı yollara kesinlikle başvurulmamalıdır. Bu manada iki taraf da bu konuda özellikle 23 Haziran'daki seçimde sandıktan çıkacak sonuca şimdiden saygı duymaları lazımdır. Evet. Tabii bu konuda da sandık güvenliği olsun, sandık başkanlarının belirlenmesi, sandık görevlilerinin belirlenmesi konusu, işte okullarda emniyetin, güvenliğin alınması, bu manada YSK'nın yapması gerekenler, bu konular da önemli. O yüzden hakikaten bekleyip göreceğiz. Yalnız şunu ifade etmek lazım. Gerçekten bu manada yaşanan bu rekabet olumludur. Nazarımca çok iyi, kıymetlidir. Çünkü bu rekabet halkın faydasına olacaktır. Yani nasıl iki ticarethane birbirleriyle rekabet ettiği zaman fiyatları aşağı çeker. Bu tüketiciye yansır ve faydalanan halk olur. Evet. Dolayısıyla burada da İstanbul seçimleri konusunda halk, İstanbullu vatandaşlarımız, İstanbul'da hayatlarını idame ettiren vatandaşlarımız şanslı gözüküyorlar. Çünkü bir taraftan İmamoğlu, bir taraftan Binali Yıldırım Bey
yani vaatlerde bulunuyor ve her gün işte suda indirim olacağını, ulaşımda indirim olacağını, öğrencilere yönelik yani yenilikler, yardımlar olacağını söylüyorlar. Dolayısıyla bu da halkı düşünen bizler açısından da iyidir. O yüzden umarım halka en fazla fayda verecek, halkın sorunlarını anlayabilecek, gerçekten halkın şu anda çektiği sıkıntılara çare olabilecek, çözüm olabilecek adayın kazanmasıdır. Çünkü şu anda Türkiye yani tamamen bu seçime kilitlenmiştir. İki evet. kutup olmuş halinde İmamoğlu mu, Yıldırım mı diye herkes beklemektedir. O yüzden biz de istiyor ve temenni ediyoruz ki en fazla halka yarar sağlayacak kişinin kazanması. Sayın Durmaz, şöyle de bir şey sorabilir miyiz? Aslında baktığımız zaman yani indirimlerin olması, ondan sonra sosyal birçok faaliyetin olabilmesi için illa seçimlerin olması mı gerekiyor? Hakikaten seçimler olmasa da belediyeler hani hizmet mekanları olduğundan dolayı bu hizmetleri seçim olmadan da yapamazlar mı? Aslında zaten belediyelerin asli fonksiyonu halka hizmettir. Evet. Yani belediyeler halka hizmet etmek için vardırlar. Yerel siyaset apayrı bir şeydir. Yani mesela milletvekilleri mecliste siyaset yapar, siyaset üretir ve siyaset yaparlar. Yerel başkanlar, yerel yöneticiler ise halkın sorun ve sıkıntılarını tespit edip o sorun ve sıkıntıları çözmek adına siyaset üretirler. Bu noktadan sözü Salih Hocam'a evet, bırakmak buyurun. İstiyorum. Salih Hocam, aslında baktığımızda hakkında 31 Mart seçimleri öncesinde şöyle bir şey vardı, bir olay vardı aslında baktığımızda. Siyasi parti liderleri meydanlarda çok fazla görünürlerdi o zaman. Yani bu Recep Tayyip Erdoğan olsun, Kılıçdaroğlu olsun, ciddi manada sanki bir milletvekili, bir belediye başkanı adayıymış gibi çalışırlardı. Ancak bu 23 Haziran seçimleri için, İstanbul seçimleri için aslında baktığımızda çok fazla bir çalışmanın, çok fazla bir uğraşın, çok fazla onları sahada göremediğimizi görüyoruz. Bu sebebi ne olabilir? Sadece adaylarla sınırlı kaldığını görüyoruz. Yani bu aslında bu seçim. Kendi içinde değerlendirdiğimizde İstanbul seçimleri şu an için hem bölge anlamında İslam coğrafyası noktasında önemli bir sonuç. Çünkü çeyrek asırlık, 25 yıllık bir iktidar değişimi var. İstanbul'un tarihine baktığımızda belediyecilik adı altındaki hizmetlere baktığımızda temeli Refah Milli Görüş temelleri evet. üzerine kurulmuş bir anlayışla halk hizmetle tanışmış ve 25 yıllık iktidarını bu gelenekten gelen yönetimlere teslim etmiştir. Bu sözü burada bırakaraktan şöyle bir durum var ama 31 Mart'ta böyle bir tabloyla karşılaşıyoruz ki ilk defa seçimlerde iki taraf, iki aday birbirine çok yakın mesafede oylar almışlardır. Evet. Bu yönüyle milli görüş geleneğinden gelen halka hizmet anlayışını hakka hizmet olarak değerlendiren bir anlayışta geriye dönüp baktığımızda böyle bir yönetimde bir risk beliriyor. Şöyle bir hikaye var. Biraz açıklarsanız. Evet, şöyle bir hikaye var toplum arasında. Bir gün diyor bir babanın evinde diyor yumurta çalınıyor kümesten. Gelip evde konuşuyorlar, diyorlar ki baba diyor çocuklar diyor kümeste diyor şey çalınmış, yumurta çalınmış. Oğlum diyor yumurtanızın peşine düşün, bakın yumurtayı kim çalmış. Evet. Bir süre çocuklar umursamıyor. Umursamayınca bir süre sonra bakıyorsun diyor baba valla gelip konuşuyorlar bir hafta sonra diyor valla tavuklarımız çalınmış. De oğlum gidin yumurtanızı sorun diyor. Yumurtanızın peşine düşün, onu kim çalmış onun peşine düşün diyor. Bunu da çocuklar umursamıyor, yumurtadır, tavuktur, ihmal ediyorlar, üzerinde düşmüyorlar. Bir süre sonra diyor, baba diyor valla keçimiz de çalınmış. Oğlum diyor gidin tavuğunuzun, diyor yumurtayı gidin sorun. Evet. Yumurtanın peşine düşün. Bir süre sonra dana gidiyor. Şimdi biz bu milli görüş geleneğinden yerel yönetimde hakka hizmeti, halka hizmeti, hakka hizmet olarak değerlendiren anlayıştan gelinen noktada bugün baktığımızda bazı noktalarda demek bazı yanlışlıklar var. Yani bu riski acaba o yaptığımız yanlış, o kaybettiğimiz yumurtayı kim, nerede, ne yapmış diye bence şu anki mevcut bu kadar seçmeni birbirine yaklaştıran ve kritik bir seviyeye getiren İstanbul seçimlerinde bu gelenekten gelen yapının AK Parti iktidarının bu noktada kendine bir pay çıkarması gerekiyor. Biz nerede yanlış yaptık? Bizim 31 Mart seçimlerindeki siyasi anlayışımız, söylemimiz
bize neler kaybettirdi? Bunu bilmek tek yetmiyor. Bunu bilip buna dönük adımların atılması yani gerekiyor. Yani bu konuda AK Parti'ye çok ciddi manada görevler düşüyor. Yani kendi içinde iç muhasebeye yapması lazım. Bilmesi, muhasebe yapması yetmiyor. Evet. O yaptığı muhasebenin karşılığını kamuoyuyla, evet, halkla, Türkiye halkıyla paylaşması gerekiyor. Evet. Eğer siz geldiği noktada AK Parti'ye onu bu seviyede Akdeniz sahilinden tutun, Antalya'sından, Adana'sından, Mersin'inden, İstanbul'una, belki Ankara'sına, belki diğer Ege'deki bazı bölgelerde dillendirmiş olduğu 31 Mart seçimleri öncesi lideri konumunda Sayın Cumhurbaşkanı kullanmış olduğu söylemdi, milliyetçilik söylemiydi. Evet. Bugün ortaya çıkan bu tablonun açık ve net bir şekilde görülmesi gerekiyor. Yani siyasi söylemde bugün o yapılan bir yanlış farkına varılıyor, siz de görüyorsunuz. Evet. Bir adım sanki liderler artık İstanbul seçimlerinde görünmüyor. Olabilir, biraz daha bütünlüğü sağlamak, biraz daha kutuplaşmayı minimize etmek adına olumlu bir adımdır. Yani 31 Mart seçimlerinde sanki böyle belediye başkan adayları bu konuda sanki gölgede kalıyorlardı. Ancak bu seçimde şu an biraz daha önemli bunlardır. Şimdi bunun bir siyasi boyutu olabilir ama anlayış noktasında, siyasi söylem noktasında tarafların ve özellikle ben milli görüş geleneğinden gelen belediyecilik anlayışında AK Parti'nin siyasi söyleminde burada durumunu iyice analiz etmesi gerektiği kanaatindeyim. Ona kaybettiren söylemin ne olduğunu iyi bulması gerekir. Çünkü öyle bir tablo ortaya çıktı ki milliyetçi söylem demek ki Türkiye toplumunda, Türkiye halkları arasında milliyetçi söylem para etmiyor. Evet. Aynı milliyetçi söylemi bakıyorsunuz Güneydoğu bölgesinde HDP yaptı. Bak dikkat edin, HDP'de de düşüş var. Evet. HDP'de de düşüş var. Aynı şekilde bakıyorsunuz AK Parti milliyetçilik bir söylemle belki MHP kökenli vatandaşların oylarını almak adına yapmış olduğu, geliştirmiş olduğu söylem özellikle Kürt vatandaşlarla ilgili, Kürdistan'la ilgili söylemi ama bakıyorsunuz bir derece geçen hafta soyundu. Binali Bey Diyarbakır'daki çağrısı aslında yerinde bir söylemdi. Bunun seçimlerde bir söylemden öteye bir anlayışa dönüşmesi gerekiyor ve bürünmesi gerekiyor. Kesinlikle. Halkın, toplumun beklentisi bu. Birazdan inşallah kaldığımız yerden devam ederiz. Kıymetli izleyenler, kısa bir araya gideceğiz. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın. Efendim, Doğru Haber Gazetesi yazarı Mehmet Şerif Durmaz ve araştırmacı yazar Salih Güzel Beyefendi ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sayın Güzel bir olayı anlatıyordu. Hani bir babanın evladına olan nasihati üzerinde. Ondan ne ders çıkaracak çok merak ediyorum. Salih Hocam'a bırakıyorum sözü, buyurun. Evet, gerçekten bu yönüyle AK Parti iktidarlarında yerel yönetimler dahil bu bir bütün yansıma oldu. AK Parti karşıtlarını bir araya getirme noktasında bugün İmamoğlu eğer bir sembol haline getirilmeye çalışılıyorsa hem içeriden hem dışarıdan çok farklı kutupları birlikte bir noktaya getiriyorsa bunlar düşündürücüdür. Buna toplumu iten nedenlere baktığımızda bu yönüyle gerçekten dikkat edilmesi gereken, eğer doğru sonuçlar mevcut tablo iyi analiz edilmezse, doğru sonuçlar çıkarılmaz ve doğru adımlar atılmazsa hem ülke için hem belki AK Parti yönetim ve iktidarları için çok daha toplum içinde belki kötü sonuçlar doğurabilir. Çünkü şu an için ortaya çıkan İstanbul seçimlerini biz şahsen baktığımızda sadece İstanbul'a sınırlı bir yerel yönetimden, büyükşehir belediye yönetiminden öte belki ülkeyi egemen olarak kontrolüne alamayan yapıların, emperyalist emellerin, iç ve dış mihnakların bir araya gelişindeki oradaki bir round olarak değerlendiriyoruz. Buna olayı bu gözle bakmak lazım. Hı hı. Ama bu roundta onları güçlü kılan, onları biraz da heveslendiren adımlar nelerdi? AK Parti'de neler oldu da bugün toplum böyle bir şeye kaydı? Bunun temel nedenlerinden bir tanesi özellikle son süreçte 15 Temmuz sonrası oluşan mülakatlardır. Mülakatlardaki toplumda haksızlıklara karşı oluşan tepkidir. Yani mülakatlar boyutuyla halkın birçok kesimi kamu kurumlarında ve işleyişinde adamına göre kayırmacılık anlayışı, yani adaletten sapıldı. Mülakatlar, evet, boyutuyla adaletten sapıldı. Mağdurlar oluştu ve bu mağdurların sesi belki yeri geldiğinde üst seviyelerden dillendirilemedi, en üst seviye çıkılamadı. Devletin güvenliği politikası anlayışı, devletçi bir anlayış güdülerek belki de bunun ana merkezinde oturtmamız gereken 15 Temmuz sonrası AK Parti MHP'nin ittifakıyla oluşturmuş olduğu ve AK Parti'nin ilkelerini içini oyacak bir anlayışla MHP'nin devlet kadrolarında yer edinmesidir. Evet.
Eğer aslında bu, daha önceki o sorunla eğilmiş olsalardı, o soruları çözme yönünde hani yaşla beraber özür dileyerekten, evet, yaşla kuruyla beraber yanma şeyine, edebiyatına girmemiş olsalardı belki bu hale gelmiş olurdu. Adaletsiz uygulamalar çıktı. Evet. Kimden gelirse gelsin adaletsiz uygulamalarla. Devlet aslında devlet milli görüş geleneğinde devletin tanımı yapılırken rahmetli Erbakan şu şekilde tanımlıyor. Diyor ki gardiyan devlet anlayışından garson devlet anlayışına hizmet eden bir devlet anlayışı. Eyvallah. Bu anlayış değişirse şayet devletin güvenliği gerekçesiyle halka uygulamalarda hukuksuzluklar, adaletsizlikler ortaya çıkarsa bunun önünü alamazsınız. Birincisi bu mülakatlarla mağdurlar oluşturuldu. Bu ses duyulmadı ve bu yaygınlaştı. Sıradanlaştırmış bir hal aldı toplumda. Artık zaten bu işler böyle yürütülüyor algısı oluştu. Bunun önüne geçilmesi gerekiyor. AK Parti'nin bu noktada bu mülakatlar noktasını iyice bir değerlendirip hükümetin, iktidarın bu yönde doğru bir adım atması gerekiyor. Atamalarda aynı şekilde liyakat ve ehliyet ön plana atılmadı. Kamu bürokrasisine atanan atamalarda çok farklı anlayışlar, güvenlik politikaları veyahut da benim adamım anlayışıyla bürokrasinin üst kademelerinde işin ehli ve liyakat sahibi olmayan insanlar atandı. Bunların uygulamalarıyla mağdurlar oluştu. Çünkü bilmeyen insanlar, işi bilmeyen insanlar bazı makamlara oturunca bakıyorsunuz mevzuata göre, uygulamaya göre, kanuna göre adil bir şekilde yönetim anlayışından uzak bir yönetim tavrı sergiliyor ve bu sonuçta mağdurları oluşturuyor. Diğer bir tarafı güvenlik soruşturmaları. Bunların hepsine baktığımızda zaten güvenlik soruşturmalarının daki hukuksuzlukların ortaya çıkması, aksaklıkların ve mağdurların oluşmasının temelinde de liyakatsız ve ehliyetsiz bürokratların atanmasıyla, çünkü bir bürokratın bir gerekçesiyle çıkarılmış bir mevzuat, kimse güvenliğini almıyor, bakıyorsunuz insanlar atamalardan mağdur ediliyor. Bunların bütününün ortasına koyduğumuzda devletin yönetim anlayışına, az önce dediğim gibi, devletin garson anlayışını terk edip, çünkü milli görüş geleneğinin temelinde gardiyan, güvenlikçi bir anlayışla toplumu yönetmeye çalışması toplumda ciddi bir tepkiye neden oldu. Ve bu tepkinin üzerine milliyetçi bir söylem, tabiri caizse sos oldu ve Kürt kesimlerin olduğu, bakıyorsunuz MHP'nin etkin olmadığı, iktidar olmadığı ama Kürtlerin olduğu bölgelerde bakıyorsunuz AK Parti'de yönetim AK Parti'den ya MHP'ye geçmiş ya onun karşı tarafındaki CHP'ye geçmiş. Yani bu seçimin 31 Mart seçimlerinin tek bir kaybedeni çıktı ortaya çıkan tabloda. Bir bütün olarak baktığımızda bir tek kaybedeni AK Parti oldu. Her ne kadar nicel olarak sayı oran yüksek görünse de, %42'nin üstünde görünse de bakıyorsun bunda ana şey kaybeden belediye sayısı oranında, nitelik oranında kaybeden AK Parti oldu. Bunun için AK Parti'nin, yani bizim o hikaye, o meseleye dönmesi gerekir. O saplan adaletsiz uygulamaların dev hükümetin iktidarlarında, uygulamalarında, kamu uygulamalarında ortadan kalkması gerekiyor. Eğer bu anlayışı olmasa 23 Haziran'da belki İstanbul'u alırlar ama bir sonraki seçim yok. Evet. Yani ciddi bir şekilde halk diyecek ki adalete dönün. Evet. Var olan sizi o koltuklarda çeyrek asırdır İstanbul yönetiminde tutan anlayış neyse, hizmet anlayışı, toplumu kucaklayan, toplumun sorunlarına eğilen, toplumu ötekileştirmeyen, toplumu kutuplara ayrıştırmayan, milletini farklılıklarıyla kabul eden, Kürdüyle, Türküyle bu söylemden, işte bugün siz derseniz valla Kürtsen işte Kürdistan'a gidersiniz. Bak, en üst seviyeden bu söylendi. Evet. Bence bu bir erdemliktir. Bu erdemlik noktasında adım atılabilirse AK Parti mevcut belki oyunları bozma gücüne sahip olabilir. Ama bunları görmese, buradan çıkacağın sonuçları, toplumsal sonuçları bürokraside, güvenlik soruşturmalarında, atamalarda, mülakatlarda, bürokrasideki milliyetçi söylemden eğer geri adım atlamasa, devletin güvenlikçi politikalarını önceleyip halk, taraflar, kişiler mağdur edilirse bunun sonuçları er geç olumsuz sonuçları yansıyacak. Belki biz 23 Haziran'da bunu alacağız ama İstanbul'u alma ihtimalleri yüksek. Evet. Ümit ediyoruz. Ama sonucun ondan sonraki seçimde bunu olabileceğini söylemeyiz. Yani onun için doğru bir adım atması gerekiyor. Yani bir öze dönüş şarttır. Yani ötekileştirici, ayrıştırıcı dildiniz toplumu ya da birleştirecek. Toplumu birleştirecek evet, yönetim anlayışına hakim olması gerekir. Maalesef son noktada halkı genel anlamda bıktıran, evet, bu anlayış yönetimin tümünde ve AK Parti'nin alt kademelerinde bu belirgin bir hale geldi. Kabullenilmiş bir hal oldu.
Burada AK Parti teşkilatının biraz da milliyetçi söylemleri çok sıkça kullanması, bunda test tepki tabii. Yani milliyetçi söylem toplumu ayrıştırınca bakıyorsunuz, az önce örnek verdim, işte Akdeniz sahilinin Mersin'ini, Adana'sını, Antalya'sını oradaki Kürt seçmenler o ifadeden, milliyetçi söylemden dolayı belediyeler el değiştirdi. Evet. Ama bakıyorsunuz aynı milliyetçi söylemi Güneydoğu'da gerçekleşen HDP'de de düşüş var. Evet. Demek ki milliyetçi söylem tutmuyor. Bu ülke insanına yaramıyor. Yaramıyor. Kimse buradan ne Kürt milliyetçiliği yapması gerekiyor, ne Türk milliyetçiliği yapması gerekiyor. Bütünleştirici ruhu yakalamak gerekiyor. O da adalettir. O da herkese eşit davranabilmektir, kabullenmektir. Bu coğrafyanın insanlarını farklılıklarıyla kabullenmektir. Kesinlikle. Yani birleştirici, kucaklayıcı bir dilin siyasetimize hakim olmasını temenni ediyoruz. Sayın Durmaz, konuyu biraz değiştirerek biraz daha özellikle toplumsal bir sorun haline gelen, özellikle son zamanlarda yaşanan boşanmalarda ciddi manada bir artış olduğunu görüyoruz. Ondan sonra şiddetli olaylar oluyor. Ahlaki yozlaşmalarda çok ciddi manada artış olduğunu görüyoruz. Bunun temel sebeplerinden bir tanesinin özellikle televizyon olduğunu çok açık bir şekilde biliyoruz. Ancak bu konuda RTÜK üzerine, yani Radyo Televizyon Üst Kurulu bu konuda üzerine düşen sorumluluğunu sizce yerine getirmiyor mu? Bu konuda ne diyorsunuz? Evet. Tabii doğrusu RTÜK'ün televizyonlara özellikle şiddet sahnelerinin olduğu, değerlerimize tamamen ters sahnelerin olduğu, ahlaki yozlaşmalara ve ahlaksızlıklara yol açacak sahnelerin oynatıldığı dizi ve filmlere yönelik cezalar ya da yaptırımlarda bulunmasından öte, bu dizilerin toplum üzerinde bıraktığı etkilere de göz atmak gerekir diye düşünüyorum. Çünkü evet, RTÜK bir devlet kurumudur ve üzerine düşeni yapması gerekmektedir. Tabii ne yazık ki yapıyor mu yapmıyor mu sorusuna mutmain bir kalp ile cevap veremiyoruz. Onu da inşallah değerlendiririz. Yalnız şunu ifade etmek lazım. Özellikle son yıllarda televizyon ekranlarında diziler, farklı diziler oynatılmaya başlandı. Tabii bunun öncesine de dönüp baktığımızda televizyonun, Türkiye'de özel televizyonun kurulma tarihi olan 1990'lı yıllardan bu yana baktığımızda aslında birileri zaten kendi kültürlerini, kendi düşüncelerini televizyonlardaki gösterilen film ve diziler aracılığıyla bizim toplumumuza, Müslüman toplumumuza enjekte etmeye çalıştığını görebiliriz. Yani biliriz Türkiye'de televizyonun yaygınlaşmaya başlandığı, özel televizyonların açıldığı tarihlerden sonraki süreçlere baktığımızda özellikle yani hep Batı kültürü, hep işte Müslüman toplumumuzla Doğu kültürüyle uyuşmayan, tamamen ters olan dizilerin, filmlerin, sinemaların konu alındığını görebiliyoruz. Bunlar yıllar boyunca devam etti. Tabii geldiğimiz günümüze kadar da ne yazık ki devam etmekte ve bugün özellikle bu konuların bizim Müslüman toplum olarak, İslami düşüncedeki kişiler olarak benimsemediğimiz, karşı çıktığımız konuların ne yazık ki bugün ekranlarda gösterildiği zaman alıcı bulduğunu da görebiliyoruz. Bu acı bir durum. Yani aslında baktığımızda Sayın Durmaz, biraz önce hani İslami düşünceye de ters olarak dediniz de hakikaten bazı programlar var. Yani İslami düşüncenin dışında insani düşünceye bile terstir. Evet. Yani vahşeti bu konuda meşrulaştırmaları, ondan sonra evliliğin özellikle bir olmaması gerektiğini, ondan sonra çok kötü ahlaki olmayan değerlerin yaygınlaştırılması aslında bu konuda RTÜK'e ciddi manada sorumluluklar düştüğünü görüyoruz. Yani ona geleceğim. Özellikle ben şöyle, biraz daha akıllarda yani bu konular, bu dizilerdeki konuların nasıl yaygınlaştığını, nasıl normalleştiğini, nasıl meşrulaştırdığını göstermek adına bunu söyledim. Yani biraz daha da geriye gidebilirim. 20. yüzyılın ortalarından bu yana özellikle radyo ve televizyonun yerini sinemaya bırakması sürecinden sonrasına kadar da gidebiliriz. Hollywood dediğimiz o ABD'nin ABD sinemalarını Türkiye'de gösterildiği zamanları da
ve özellikle alıcı bulduğu vatandaşların çok ciddi manada izlediğini de söyleyebiliriz. Yani ben şunu söylemeye ve bunu anlatıyorum. Ne yazık ki bu ekranlarda gösterilenler birilerinin kendi kültürünü bizi yani değerlerimizden uzaklaştırıp kendi kültürlerini bizim içimize koyması neticesinde oluştuğunu söylüyorum. Evet. Yani bunun farkında olunması gerektiğini söylüyorum. Çünkü hakikaten son dönemlerde işte dizilerdeki konuların hiçbiri değerlerimizle uyuşmuyor, tamamen değerlerimize ters. Peki böyle olunca bunun yansımaları nasıl olur? Yansımaları da işte toplumsal yozlaşmalara sebebiyet veriyor. Toplumumuzdaki bireylerin yeni neslimizin değerlerinden uzak bir şekilde yetişmesine olanak tanıyor, sağlıyor. Bunun sebeplerini görmek lazım. Eğer bir çözüm bulmak ve çözüm üretmek istiyorsanız öncelikle sebeplerini de ele almanız lazım. Dolayısıyla ben onu söylüyorum. Sebepleri işte birileri yıllar boyunca kendi kültürlerini bize empoze etmeye çalıştı. Bunu da radyo, televizyon, internet, sinema aracılığıyla yaptı. Bunun farkında olmak lazım. Ha gelelim Rütürk'ün bugün işte üzerine düşeni yapıp yapmadığına. Aslında bu konuda da Rütürk son zamanlarda bazı istatistikler yayınlıyor, evet, ve bunu da kamuoyuyla paylaşıyor ki yeni bir habere de konu oldu. Türkiye'de özellikle vatandaşların Rütürk'e yaptığı şikayetlerin sayısıyla alakalı işte 2018'de 124.234 şikayet yapılmış ve bu şikayetlerin 48.000'i 50.000'ine yakını da dizilerden dolayı olmuş. Yani toplumumuz şu anda çok ciddi manada ekranlarda gösterilen dizilerdeki konulardan şikayetçi. Vatandaşlarımız orada sahnelenen, orada gösterilen hususların, şatafatlı hayatın değerleriyle uyuşmadığını ifade ediyor. Evet, belki 124.234 şikayet gitmiş ama bir de isteyip de şikayet etmeyen yüz binlerce insan var. Bunu da hesap etmek lazım. Yansımaları çok ciddi manada sıkıntılara sebebiyet verecek. O yüzden Rütürk bu manada daha ciddi yaptırımlarda bulunmalı. Yani 2018 verilerine baktığımızda 124 bin kusur kişi başvurmuş, Rütürk'e şikayete bulunmuş. Ancak 2019'un ilk 6 ayına göre ciddi manada bu şikayetin azaldığını görüyoruz. Bu şikayetin azalmalarının temel sebeplerinden bir tanesi de özellikle Radyo Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebu Bekir Şahin Bey şöyle diyor. Diyor ki evlilik programlarının kaldırıldıktan sonra bu şikayetlerin ciddi manada azaldığını görüyoruz. Ancak baktığımızda diğer programlar arttığını görüyoruz. Diziler özellikle, bunlara da şikayetlerin ciddi manada da arttığını görüyoruz. Evet, yani bu dizilerde hakikaten evet farklı farklı düşüncedeki kişilerin yani kişilerin konuları dizilerde gösterilebilir. Çok kısıtlama yapmak istemiyoruz. Elbette yani niye böyle oldu demek demiyoruz ama eğer o dizilerdeki konular bizim toplumumuza zarar veriyorsa o zaman bir şeyler söylüyoruz. Zaten bizim de şikayetimiz ve itirazımız buna. Bugün eğer dizilerde çok affedersiniz yani gayrimeşru ilişkiler meşrulaştırılmaya çalışılıyorsa, ahlaksızlıklar normal bir şekilde gösterilmeye çalışılıyorsa, bu manada gençlerin fikir ve düşünceleri ile oynanılıyorsa bizim buna itirazımız olur elbette. Bizim buna çok ciddi manada sesimiz yükselir ki yükseltiyoruz da. O yüzden bu konuda özellikle Rütürk yani bu son zamanlarda bazı televizyon programlarına karşı bir yaptırımda bulunduğunu biliyoruz. Lakin şu anda en önemli hususların başında diziler geliyor. Çünkü diziler bir yani senaryoyu barındırıyor ve evet, her hafta insanlar merakla gelecek haftada hangi konuların ele alınacağını merak ediyorlar. Dolayısıyla o izleyici kitlesi de çok fazla oluyor. Bugün maalesef ki toplumumuz televizyona çok ciddi bir şekilde saat ayırıyor. Yani okumaya, araştırmaya ayıracağı zamanın çoğunu televizyon ekranları başında geçiriyor. Aynı şekilde televizyonlara, telefonlara, sosyal medyaya, internete çok fazla zaman harcıyor. Bunlar ister istemez nitelikli bir toplumun yetişmesine engel oluyor. Dolayısıyla biz de diyoruz ki bir hükümetin
kontrolünde olan, devletin kontrolünde, devletin kurumu olan Rütürk üzerine düşeni daha iyi yapmalı. Evet. Çünkü toplum olarak, inançlı toplum olarak bizim bu kurumdan beklentilerimiz var. Evet. Herkes bu konuda eğer bir sesini yükseltirse, bir tepki gösterirse kurumu idare edenler de elbette atması gereken adımları atacaklardır. Evet. O yüzden sorumluluk sahibi kişi ve kesimler bu manada daha ciddi tepkiler vermeli. Yani özellikle biz şunu istiyoruz. Neslimizin, yeni neslimizin değerleriyle tamamen değerlerimize ters olan bu dizi ve filmlerden etkilenmemesini istiyoruz. Bunun için de ekranlarda gösterilen bu dizilere son verilmeli. Mesela çok iyi şeyler de oluyor. İşte okullar kapandı. Şu anda camilere çocuklar gidecek. Yani yaz Kur'an kursları açılacak. Bu manada hakikaten topluma faydalı, sorunlara karşı duyarlı insanların yetişmesine katkı sağlanacak bu çalışmalar. O yüzden işte televizyon ekranlarında gösterilen o iyi olmayan şeylerin de yani mutlaka bunlara da çare bulunup bunların da azaltılması, hatta tamamen kaldırılması toplumun daha iyi gençler, daha iyi nesiller yetiştireceğinin göstergesi olabilir bu konularda atılacak adımlar. O yüzden ilgili kurumların atacağı adımlar, evet, yapacağı girişimler çok önemlidir. İnşallah biz de yani bu konularda ilgili kurumların atacakları adımları takip edeceğiz ve nitelikli bir toplumun, nitelikli bir bireyin yetişmesi için yapılacak her işte mutlaka biz de destekçi olmaya devam edeceğiz. Bu sorunun aslında bir bütün olarak toplumsal bir sorun haline gelmeden önce özellikle bu konuda bir önlem alınması gerektiğini düşünüyoruz. Sayın Güzel, son olarak son sorumu sormak istiyorum. Dizi karakterlerine baktığımızda hakikaten dizi karakterini canlandıran şahısların ahlaktan yoksun olmaları, ondan sonra kabadayı takılmaları, cinayeti çok ciddi manada meşrulaştırmaları, diğer insanlar kötü manada rol model olduklarını görüyoruz. Aslında bu hani iyi rol model olmaları gereken bu karakterlerin kötü rol model olarak gösterilmesi toplumda da ciddi manada bir infialı sebebiyet vermiyorum. Hakikaten baktığımızda ilkokul çağlarındaki insanların bile neredeyse silahı taşınmanın, ondan sonra bıçağı taşınmanın, birini yaralamanın sanki büyük bir erdem olduğunu gösteriyorlar. Evet. Ki bunların örnek almış oldukları, bunların rol model olarak görmüş oldukları kimlerdir? Bu dizi karakterlerindeki kişilerdir. Bu konuda da bir şey yapılamaz mı? Yani aslında bu başlı başına spontane gelişen, kendiliğinden oluşmuş bir tablo değil. Yani bunu öncelikle kabullenmemiz gerekir. Biz olup bitenleri sadece toplumda oluşan bir dizidir. Adam oturmuş masa başında senaryoyu yazmış ve bugün bunlar izleniyor ve sonuçlar itibariyle toplumu zarara uğratıyor değil. Aslında bunlar iradesiz birey ve kendini kontrol edemeyen birey yetiştirme modellerinde bir kültürel asimilasyona aslında biz tabi tutuluyoruz şu an için. Evet. Toplum ve bireylerimizin tümüyle biz kültürel bir asimilasyonun sömürgeciliğini yaşıyoruz. Ve bunun sonuçlarıyla mesela biz bu dizilerle karşı karşıya geldiğimizde düşünün dizileri de boşanma sıradanlaşmış bir halde dizilerde anlatılıyor. Bunu izleyen çocuk, bunu izleyen genç, bunu evlenince hiçbir sıkıntıya katlanmadan, irade ortaya koymadan, direnç göstermeden, manevi alemiyle, iç dünyasıyla, dış dünyasının kültürel dengesini sağlamadan bakıyorsunuz sıradanlaşmış artık. Ondan sonra konuşuyoruz. Ne olmuş? Toplumda boşanmalar artmış. Bir taraftan biz Batı toplumuna kendimizi entegre etmeye çalışırken yasal düzenlemelerle, İstanbul Sözleşmesi ve benzeri yasal düzenlemeleri, eğitim, kültür, aile, sosyal politikalarımızda gündeme taşıyoruz. Ondan sonra diyoruz ki biz boşanmaların önüne geçmek istiyoruz. Bu bir çelişkidir. Ondan sonra dizilerimizde boşanmayı sıradanlaştırıyoruz. Bu bir çelişkidir. Çünkü kendi değerlerimizle dirençli, iradeli birey yetiştirme modellerimiz yok. Eğitim politikamız bunun üzerine kurulu değil. Dizilerimiz bunun üzerine senaryoları yazılmıyor. Bunlar olmadığından dolayı maalesef bugün işte diyoruz ki toplum niye bu travmaları yaşıyor? Sosyolojik olarak biz bu travmaları niye yaşıyoruz? Bireylerimiz niye kötü karakterler sunuyor? Bak, kötü karakter diyorsunuz. Evet. Aslında onlar imrendirilen karakterler olarak anlatılıyor. Evet. Yani dizilerle öyle bir halde yansıtılıyor ki bunlar imrenilen rol modeller olarak anlatılıyor. Biz toplumumuza, yetişen neslimize ekranlarımızdan hangi modelleri, hangi yaşam tarzını
sunarsak bir sonraki nesil, bir kuşak sonra bu anlayacak. Evet. Bugün flört hayatı sıradanlaştırılıyor. Maalesef. Dizilerle bu sıradanlaştırılıyor. Gençliğin içinde bulunduğu okullardaki kızlı erkekli ortamlar, bütünlükler, sevgili hayatı sıradanlaştırılıyor. Evet. Ondan sonra yetişince boşanmalar niye arttı diyoruz. Çocuklarımızın gelişiminde istenen seviyede değiliz. Toplum işte travmalar yaşıyor. Babasını öldüren çocuk, annesini öldüren çocuk. O zaman bizim buna neden olan rol model konumunda biz yasal düzenlemelerimizde bu anlamda dikkat etmemiz gerekir. Biz bir İslam ülkesi olacağız ama bizim mevzuatımızı Batı'ya entegre İstanbul Sözleşmesi çerçevesinde biz dizayn edersek aile yapımızı, ailem ve içini bugün bir eş bir telefonla emniyetten eşinden ayrılıyorsa, aile sosyal politikaların ortaya çıkarmış olduğu sonuçlar, sorumluluklar, biz bundan bizim şikayet evet. etmememiz gerekir. RTÜK bunun şey sadece rutuşunu yapmaması gerekir. Evet. Asli toplumsal değerlerimizle bütünlük arz eden, bizim bireyimizin, toplumdaki yetişen bireylerimizin iç alemleriyle, iç alemleri dediğimiz inancıyla ve dış alemiyle yaşadığı sosyal dokuyla uyumunu sağlayacak bireylerin yetişmesi için bizim eğitim politikaları gerçekleştirmemiz gerekir. Cinsiyet eşitsizliği, eşitliği projesiyle bugün eğitimimiz, toplumumuz bugün ne yapılıyor? Dizayn ediliyor, yeni neslimize şekil verilmeye çalışılıyor. Bunun için bu sadece olayın bir boyutu olarak görüyorum. Dizileri RTÜK de üzerine düşeni yapacak, bakanlıklar da üzerine düşeni yapacak, aile sosyal politikalar da yapacak. Bizim toplumumuzla uyumlu düzenlemeler hem yasal hem görsel hem sosyolojik dokumuzu güçlendirecek bir anlayışa ihtiyacımız var. Bu konuda da anayasal evet. olarak güvence altına alınması gerekiyor. Kapatmadan önce lütfen. Son cümle söylemek istiyorum. Lütfen. Evet, yani dizilerin yaşadığı tahribattan toplumu hem ahlaki hem manevi açıdan derinden sarsından söz ettik. Buna binaen belki zamanımız kısıtlı diye bu evet konuya girmedik ama bir cümle olarak söyleyeyim. Bizim İslami kesimler olarak alternatif filmler, alternatif diziler üretmemiz, yapmamız gerekir. Yani bizim İslami kesimler olarak helal medyamızı oluşturmamız lazım ki mücadelemizi ciddi manada sürdürebilelim. Yani alternatifi oluşturmadığımız müddetçe başkalarına çamur atmak sadece bir yere kadardır. Efendim, yapmış olduğunuz değerlendirmeler için sizlere çok teşekkür ederim. Sayın Güzel, Sayın Durmaz. Sağ olun. Yüreğinize sağlık, ağzınıza sağlık. Efendim, Doğru Haber Gazetesi yazarı Mehmet Şerif Durmaz ve araştırmacı yazar Mehmet Salih Hocam bizimleydi. Yapmış oldukları değerlendirmeler için kendilerine çok teşekkür ediyorum. Burada bize ayrılan sürenin sonuna da geldik. Yayında ve yapımda emeği geçen bütün ekip arkadaşlarım adına hepinizi emanetçilerin en sadığı Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.